Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa programına Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil telefonla bağlandı. Yeşim Erbil canlı yayında abisinin yavaş yavaş konuşmaya başladığını açıkladı. Doktorlar son 3-4 gündür cihaza bağlama gereği duymadılar. Yoğun bakımda hala ama solunum cihazından ayrıldı diyebiliriz. Bundan sonraki süreç iyileşme. Daha yolumuz var ama yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok sevindirici. 64 gün oldu. O kadar sevenleri dua etti ki bir mucize gerçekleşti. Ne kadar çok seveni varmış. Abim yavaş yavaş atlatacak. Bu günleri görmek bizi çok sevindirdi. Yanına girdik. Çok sınırlı bir şekilde yanına girip çıkıyoruz. Şu an abim konuşuyor. Küçük küçük canının çektiği yiyecekleri söylüyor. Canı mantı, köfte, pizza istemiş. Şimdilik aile bireyleri görebiliyor. Anlık olumlu ve olumsuz gelişmelerde özellikle bekleyip haber veriyordum sizlere. Abim yoğun bakımda. Hala ancak solunum cihazından ayrıldı. Boğazındaki aparat kapalı tutuluyor ve o güzel sesini duyuyoruz. Bizimle çok net konuşuyor. Minik lokmalarla sevdiği şeyleri yiyor. Yaşama tutundu artık. Daha önce hayati tehlikesi vardı ancak artık yok diyebilirim. 2 aylık bu çok zorlu süreçte neler olduğunu tam olarak hatırlamıyor doğal olarak. Bu bence iyi bir şey. Başımıza bu tarz şeylerin geldiğinde refleks olarak hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ederiz. Daha sonra olanları sorgularız. Uzun süre yatmaya bağlı gelişen kas güçsüzlüğü içinde zamana ihtiyacımız var. Bugünlere geldik. Bence hepsi hallolacak inşallah. Biz çok büyük badirelerden geçtiğimiz için bu gelişmeler karşısında çok mutluyuz. Daha iyileşme için zamana ihtiyaç var. Yani hemen ayağa kalktı, eve taburcu olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Bu ilerlemeleri yaşarken olumsuz bir olay yaşamamak için infeksiyon korumak gerekiyor. Tüm doktorlarına, hemşire ve yoğun bakım ekibine teşekkür ederiz. Dualarınız abimi yaşama döndürdü. Hepinizden Allah razı olsun." diye sözlerini bitirdi Yeşim Erbil.